Merhaba arkadaşlar. Buket'le kahve falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım. İzleyenlerim adına da niyetlendim. Sizler de kendi gönlünüzden geçirdiğiniz konu neyse arkadaşlar onunla alakalı niyetlenin. Bakalım neler söyleyecek bize fincanımız. Hep birlikte dinleyelim. Tabii ki de e, herkes bambaşka sıkıntılarla mücadele halinde hayat devam ediyor her şeyden önce arkadaşlar. İnmekte da bizler için ben kolektif adına niyetleniyorum her şeyden önce. Neyse halimiz o çıksın falımızda deyip açacağım. Uyan sizin olsun uymayanı evrene gönderin. Bakalım neler söylüyor fincan dizlere. Gördüğüm enerjiyi aktaracağım arkadaşlar. E, tabii ki de e, yaş e, cinsiyet Hepimizin başka bir bir kitle var karşımda. O yüzden sizin hayatınıza uyumlanmak için siz e, yorumlayacaksınız. Ben falın görsellerini anlamlarını aktaracağım. Kocaman bir bilinmezlik var bir kişinin sırtında. Sizden bir şey gizliyor. Gitmek istiyor buralardan gibi görünmüş ama gitme isteme sebebini de sanki sizden gizliyor gibi size bir şey emanet ediyor arkadaşlar. Yani bir büyüğünüz, bir eşiniz, bir dostunuz ya da bir patronunuz el veriyor diyebiliriz. Çünkü bir şey gizliyor aslında ee, bırakmak için, bırakmak zorunda kaldığı için. Bırakmak zorunda kalıyor. Kuyruğunda da bir şey, birisi var. Yani ee, depresyonda bunalımda gibi, ee, benim işim artık sen yapacaksın der gibi. Babanızdır, annenizdir, eşinizdir, patronunuzdur. Ve siz böyle elinizdeki şeyle kala kalmışsınız bariz bir şekilde kala kalmışsınız. Sonrasında net bir insanla arka arkaya dönüyorsunuz siz. Artık uğraşımız farklı der gibisiniz. Bir kişiyle karşılıklı duruşunuz var. Hmm. Arkadaşlar şöyle. Size emanet edilen şey neyse, görev verilen şey neyse, teslim edilen şey neyse. Burada siz ve yanınızdaki kişiden bakın gördüğünüz üzere siz şuradaki kişiyle bağınızı kopartmış. Tek başınıza kala kalmışsınız. Bu insan geride kalıyor. Şimdi alıyorsunuz elinizdeki şeyi. Asayla gider gibisiniz. Yani yorulmuş biraz yük çok. Yani aslında oradaki şey şu. Ee, sorumluluk fazla yani. Kolay değil işiniz. Ve siz de birisinden yardım istiyorsunuz. Sevgili eşim bana yardım eder misin? Sevgili işte çalışan arkadaşım gel biz birlikte yapalım bunu. Anne gel bana yardım et. Babamın emanetini birlikte yapalım. Bir şey var burada. Siz birisini koyacaksınız, o birisini koyacak. Siz bir şey koyacaksınız, o bir şey koyacak. Burada bir tattravalle misali, iki uçta gibi ama burada birisi ve burada birisi var. Yani bu sizin ortaya dökeceğiniz bir şey. Çünkü olay şurada başlıyor. Sonra ay çok güzel bayraklı bir yerdesiniz arkadaşlar. Bir tepede çıkmışsınız. Sanki böyle bir hani vardır ya bir şey baba, telli baba. İşte hani böyle bir e, Hazreti Yuşa tepesi, bir şey böyle bir yatır. Bir hmm, bir yer, çok güzel tepede görünüyor, çok güzel zirvede görünüyor, çok güzel bir e, direkli bir yer ve bayrak sallanır görüyorum. Sizin bir şey teslim almanız, bir şeyi resmiyete dökmeniz ve ikinizin birlikleriyle beraber, ikinizin güçlerinizi birleştirmesiyle beraber bir işe kalkışmak, bir yeni sayfa açmak bunun adı bir şey yani sizin adınıza. E, buradaki mesajlar dediğim gibi sizde. Bunun dışında şimdi siz tabii ki de çok fazla kaygılısınız. Hatta şöyle söyleyeyim. Bu işi teslim alırken, bu işi yaparken, bu işi siz sohbetini tamam demişsiniz. Yani evet yaparım demişsiniz ama yapmaya başladığınızda bazı bilinmezliklerle yüzleşeceksiniz. Kişiler çıkacak, taraflar çıkacak bir şeyler olacak orada belli. E çünkü çok fazla bakın yüreğiniz ağzınız daha böyle köpük köpük böyle belli değil. Net değil, toplu değil, dağınık. Hani burada birden fazla kişinin hatta dört kişinin e, devreye girmesi, laf söylemesi, planı bozmaya çalışması ya da planlarken siz bazı şeyleri o dördü de dört kişiyi de dört ihtimali de dört konuyu da neyse sizin için e, baz almanız lazım yani dikkat etmek zorundasın onu da planlamalısın. Hani aa ben onu düşünememiştim diyebileceğim bir durum değil bu senin için hmm, çok. Ya nar dağı patlaması gibi ya bayağı bir. Ve siz bu dört kişiyle ya da dört konuyla siz bayağı bariz bir çatışır durumdasınız. Yani işin güzel tarafı şu. Yanınızdaki her kimse bilmiyorum ama siz çok net sinesinde aklından yararlanıyorsunuz. Yani ağaç düşünün onun aklı ağaç. Altında gölgelenirsiniz. Onun aklı ile beraber bir şeyler yapacaksınız. Yanınızda birisi var. Yoldaştır, yandaştır, akrabadır, candır, kandır ya da hali hazırda. Eşiniz zaten bilemiyorum. Ama bu işi iki kişi yürütebilirsiniz. Sizin boyunuzu aşacak bir sorumluluk bu. Şimdi hanenin içine geldiğimde arkadaşlar aslında tek düze giden aslında bazı şeyleri halı altına silkeliyor bu insanlar ya. Yani bir de inatçı bir insan bitirmemiş de halının altında da. E çıkart silkele temizle gitsin. Hayır çıkartmam. E tamam o zaman sus. Hayır unutmam. Hani böyle bir şey var açıkçası. Eee... Koç gibi görüyorum. Koç boynuzları görüyorum. İnatçı bir insan bu. Yine evin büyüğü olabilir. Hani bizim oralarda bizim zamanımızda işte biz biz böyle yapmazdık. Biz şöyle yapardık diyenler vardır ya. Zaten öyle bir handikap ki o kısımda. Hani böyle genç gelsinler olsun. Biz sizin zamanınızda yapsaydın o zaman dersin. Evlenince de ders derler ki işte evlilik ah bize ev bekar ol. Falan hani böyle bir nasihat kısmı bitmez. Nasihatı alan kişi de hep küçük olur. Siz küçük olansınız yani şu an. Çünkü o kişi dediğin dedik birisi. Hani böyle yapaydın o zaman diyesiniz geliyor. Yani anlatabildim mi aldığım enerjiyi? Bir, iki, üç defa gidilecek, yapılacak, konuşulacak, planlanacak. Her seferinde yanı başınızda bir insan var. Her seferinde ve geçmişten gelen bir şeyle yüzleşeceksiniz. Bir şey gizlenmiş, bir şey kapaklanmış, gizli, kapaklı olan bir şeyle yüzleşme zamanınız. Tam olarak aralığın sonu gibi olacak. Çünkü bakın şimdi e, sinesine yaslandığınız kişi bir iki üç defa gidiyorsunuz, konuşuyorsunuz, deniyorsunuz, buluyorsunuz. Bir çaba var, bir mücadele var. Bununla mücadele edeceksiniz. Haricinde evdeki o inatçı adam ya da kadın, bilmiyorum bizim zamanımızda diyen kimse sizin etrafınızda. O insana da hiç oralı olmayacaksınız. Olmamakta haklısınız da. Çünkü beklediğiniz bir haber var gibi. Yani hmm, hani Anlamazlar ama yorum yaparlar ya ne arıyorsunuz şu telefonda hakikaten şu anki telefonlar da akıllıdır hepimizin elindedir. Önceden mana bulur, buluyordu ee, herkes işte büyükler. Ay gömüldünüz iletişim koptu bu. ne anlıyorsunuz oyunda sonra herkes de akıllı telefon olmaya başlayınca onlar da oyundan bu sefer torunları sevmemeye başladılar. Hani bu iş böyledir misali sizin bildiğiniz bir şey var burada haber bekliyorsunuz. Sen söylerine dur diyorsun. Tamam artık. Ben sana bir şey demeyeceğim. Çünkü beklediğiniz geliyor. Beklediğinizi buluyorsunuz. O beklediğiniz her neyse umduğunuz gelecek. Sadece bu süreçte falın enerjisi şu. Lütfen kendini yorma. Lütfen kendini nadasa al, düşünme, yor, yorma, kendini kurgulama. Yanı başında bir insan var partner dersek buna yok ki öyle biri. Partner mi acaba? Ama üç kere görüşülür, üç kere buluşulur. Yoldaştır arkadaşlar. Bu sizin için hayırlı bir kişi söyleyeyim. Haricinde e, net bir şekilde şey olduğunu görüyorum. Aralık sonunda bu geçmişten sır perdesi aralanır. Geçmişten bir anahtar yerinize gelir. Bakın gayet geçmişten geliyor yani. Es verilmiş sır olan neyse öğreneceksiniz o gizli kalan yeri ki işte tamam o zaman dediğiniz nokta o zaman arkadaşlar. Sizin şu an afallamanız, beklemeniz ya da anlamlandıramamanız, niye yapıyorum ki, niye çabalıyorum ki, nasıl olur ki, ne yapacağım ki, nasıl ne ki, önümdeki ne ki? Hani böyle bilirsizliğe, belirsizliğe gidiyor gibisiniz. Hiç de canınızı sıkmayın derim. Bu anlamda aralık sonu gibi bazı bazı şeyler öğreneceksiniz bazı şeyler ayyuka çıkacak bazı şeyler aleni olacak artık senin de yolun bu anlamda açılacak sen de bu bilinmezlikten net bir şekilde kurtulacaksın yanı başındaki adam ya da kadın yoldaşın çok sağlam bir yoldaş Hani birlikteliğiniz yeni başlıyorsa güzel kaliteli bir birliktelik. Gelecek vadeden bir birliktelik. En az üç kere buluşursunuz dediğim. Hali hazırda eşinizse de güzel bir destek şeklinde görünüyor. Göz yaşlarınız temiz çıkmış. Enerjisi çok temiz. Sen e, sınırlarını belirleyen bir insansın. Senin artık net rutinin var. E, bu çizgiyi de geçmek istemeyen birisin. Dolayısıyla da e, ben şunları halledeyim. Düzeleceğiz inşallah diye bir şey vardı ya. O, o misal hakikaten düzeliyorsunuz ama. Yani düzeliyorsunuz arkadaşlar rahatlıyorsunuz. Bir insan bakın babanızdan aldığınız bir durumu halaylıkla like yaptığınız için midir bilmiyorum. Hani böyle küçük çocukları, bebekleri ne diyelim 3 yaşındadır atarsın, tutarsın böyle. Hadi gel sana şurasını göstereyim. Atıp atıp tutarsın ya da çocuğu havaya atıp atıp tutarsın böyle. E, küçüktür. Ee, hani o öyle bir oyun vardı bilmiyorum yapan var mı da. Hatta çeşitli kazalar bile haberlere çıkmışlığı var abartanlarda. Böyle bir şey var birisi var sizin aile köklerinden gelen birisi bu ailenin büyüklerinden gelen birisi sizi havaları atıp atıp tutuyor. Siz bir yenilik bir başlangıç bir kökü rahatlatma hatta bir kişi de küsmüş yani belki de ortaya çıkan bazı gerçekler sonrasında bir kişinin de bazı açıkları kirli çamaşırları diyelim ona ortaya çıkacak. Siz yapacaksınız ve bunu bir inanılmaz takdir ediyor. Sizi atıp atıp tutuyor havalara, havalara uçurtuyorlar sizi. Ödül olarak gurur duyarsınız kendinizde. Bir şey çıkacak arkadaşlar burada. Bir gizli olay çözümleniyor. Kariyer hayatınıza baktığımda kartal gibi bir E harfiyle birlikte hani böyle yırtıcı olduğunuz, aceleci olduğunuz, kafayı koyduğunuzda yaptığınız hani yırtıcı, güçlü, azimli olarak bakıyorum ben tabii burada. Çünkü iki kişi var şöyle. Bir kişi hançeri tam karnınıza sokacakken sizin o yırtıcı durumunuz E ve B. Bursa'nın B'si E harflerini görüyorum. Bir de kartal gibi böyle pençelerinizle tuttuğunuzu kopartacaksınız. Bir insan sinsi dikkat et diyor. Arkamdan bile değil direkt yüzünde. Hani hoşlanmıyorsun yani. Hani senin arkandan iş çevirmeyi aslında arkadan iş çevirmeyen düşman tehlikeli değildir misali. Siz o insandan hoşlanmıyorsunuz ya o insan yapmaya çalışıyor. Ayağınızı kaydırmaya çalışıyor. Bir şekilde işinize çomak sokmaya çalışıyor. Pek iyi niyetli biri değil belli ki. Ama siz bu insanla beraber karnından yaralayacakken bir dakika ya diyorsunuz. Durduruyorsunuz bu anlamda. Pençelerinizi net keskin görüyorum. Kafanıza koyduğunuzu yaparsınız. Falınızın enerjisi şöyle güzel. Hani Ocak, Şubat diyorum genelde. Son zamanlardaki fal enerjilerimi genelde kısa tutuyorum. Hatta şöyle düşün ki sabah ve akşam bakıyorum. Hani böyle çok ilerisi değil artık. Çünkü çok yakını irdeliyorum. E çünkü e, sürekliliği olan bir şey. Hani bana buradaki tarihleri sabah akşam uzun vadede tutmak doğru e, gelmiyor. Belli ki diyorum. Hani niyetim de öyle açıyorum. Ama kısa zamanlı güzel görüler var diye. Kart olaylarını çok soruyorsunuz bu ara arkadaşlar. Karttan çok memnun olan da oldu hiç memnun olmayan da oldu. Ben ara ara kartla böyle karşınızda olacağım tekrardan. Aklıma gelmişken onu da sorayım söyleyeyim. Aşk hayatıyla alakalı da arkadaşlar vesvese ve fasarya hani böyle şey derler ya böyle. Boş, kof, böyle masal, masal, masal gibi yani işte. Masal okuma, martaval okuma bir şeydir ya onun adı. Bir şeydir arkadaşlar. Herkesten farklı bir şey duymuştum vardır. Neyse her de böyle boş işler için söylenince kendi tabirleri mutlaka vardır. Ee, naval okuma mı derler gibi hani. Burada bir göz var. Çok sinsice bir yılan gözü çıkmış. hanenizin gözlemlendiği, nazara geldiği ya da işte e, ee, sinsi insanlar olduğu kesin. Şimdi şuradaki naz koca gözük ben şöyle yaklaştırırsam görürsünüz. Bakın keskin yılan gözü gibi tek göz çıkmış. Şimdi bunun altında da insanlar var. Bu insanlar da şu göze bağlı. Yani birisi bu gözlemleyip buradaki insanlara bir şey taşıyor. Bir iki kişi gördüğünüz üzere aslında. işte eş, kadın, cinsiyet vermemiş. Ee, hangisi önde, hangisi arkada bilemem. Ama bir önden, bir arkadan gider. Gözü olan kişinin sizin hanenizle ilgili makarna pişirmişler. içine e, ee, bir şey koymuşlar. Tuzları yoktu. Tuz koyamadılar. Doğ çok tuz koydular. Tuzları öyle çoktu ki bir tuz koyuyor falan gibi. Hani ne demek istedim mecazen anlatmaya çalıştığım için anlıyorsunuz artık sürekli izleyen arkadaşlarım. Makarna mı yediniz? Et mi yediniz? But mu yediniz? Ne varsa birileri gambazlıyor. Yani bu şey olabilir. <laughs> Şimdi benim burada açılımım bitti arkadaşlar. Bir örnek vereceğim. Aklıma geldi. Söylemek istiyorum. Hani... Kızı olan bir kadın var bir de oğlu olan bir kadın var güne gidiyor yakınıyor. Ay diyor ya bir damadım var kızımı diyor soğuk sudan sıcak suya sokmuyor. Bulaşık makinesi var ya iş yaptırmaz falan filan böyle mis gibi kombiyi bir yakıyor. Kızım sıcacık oturuyor. Ak pak, tertemiz çamaşırlar falan böyle bir övüyor bir övüyor kızı için bir mutlu bir mutlu. Sıra geline geliyor. Bir diyor tutarsız hep diyor çamaşır yıkıyor açıyor kombiyi diyor falan hani o misal yani. Şurada iki kişi var. Bir de göz var. Bu göz kimse bir tarafa kaynananız mıdır, görümceniz midir bilemem. Bizzat sizin anneniz midir, karşı tarafın annesi midir bilemem ama bu hanede göz var arkadaşlar. Tam da az önce anlattığım bu hikaye bir şekilde o niyetli bir insan. Hani çok uzaklara gitmeyin. Bariz o klasik hikayedeki niyetli bir insanın gözü var burada bu hanede. Ara ara tütsü yapın evinizde. Ben zaten söylüyorum size felak nasıl işe okuyun. Bugünlük benden bu kadar. Görebildiklerim böyle. Enerjinize teşekkür etmek istiyorum. Hepinizin iyi ki varsınız. Sabah akşam devam ediyorum dediğim gibi. Ve sizlerin yorumlarıdır, destekleridir bana bu pozitif enerjiyi sağlayabilen. Benim için o yüzden bunlar kıymetli. Her şeyden önce sınanıyoruz. Derdimiz varsa da bitecek ama yeni bir dert de gelecek. Çünkü biz dünkü derdi de açtık. Hayat döngüsü böyle gidiyor. Sabredeceğiz. O şerden bir hayır varsa da bizi bulacak zamanı vardır diyeceğiz. Ya sabır arkadaşlar umutsuz olmayın. Size birileri zarar vermiştir. Bedduanın negatif enerjisi biraz çok etkiliyor hani insanı o sürü oraya sürüklüyor. O yüzden ben ilahi adaleti teslim etmenizi sadece öneriyorum arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlığınıza, psikolojik sağlığınıza dikkat edin. Umudunuzu yitirmeyin. Yarınlarınızdan o kapı açılacak. Herkes kalbinin ekmeğini yesin. Kalbi güzel olanlardan olun. Karşılığı da hemen gelsin sizin olsun. Bir sonraki açılımma kadar başta sağlıkla kalın ve hepiniz hoşçakalın arkadaşlar.